Evet sevgili 10 numara muhabbet izleyicileri, bu hafta Ahmet Çakar'la birlikte birbirimize soru sorma yarışması değil mi hocam bu? Kelime yarışması gibi. Kelime yarışması. Yani. Siz bana soracaksınız, ben size soracağım. Sonunda yine bir döner kazanacağız. Daha dönerleri yiyemedik, onu da sorduğunuzu biliyorum. Önümüzdeki hafta artık yiyelim hocam. Evet. Bu kadar şey kazandık. Belki bu sefer siz kazanırsınız, bilmiyoruz. İsterseniz başlayalım. Kelime olarak kelimenin içeriğini ben size biraz ipucu vereceğim. Tüm insanlık için yeme, barınma, ısınma konularında çığır açan bir keşif hocam. Harf alayım. Harf alayım. Hocam dört harf zaten. Ateş. Evet hocam. Birinci soruyu iki harf satın alarak bildiniz. İki harfin size maliyeti 200 puan oldu. Toplam 4 dakikanız var. 4 dakika sonra bakalım ne olacak. Evet. Buyurun. Hocam bunu bilirsiniz herhalde. 4 litre kadar sıvıyı içinde tutabilen organımız. Mide. Evet, doğru. Fransızca kökenli, zarif, kibar anlamındaki söz. Gentil. Evet, bunu da bildiniz hocam. Hızlı gidiyorsunuz. Beden, boy, pos. Boy, pos anlamında kullanılan sözcük. Size. Değil hocam. Harf satın alayım. Endam. Doğru hocam. Toplumsal yaşantıdan kaçış. İnciva. Doğru hocam. Çok konuşarak karşısındakini paralize eden kişi. Demagog. Değil hocam. Sarf alayım. Çaşaron. Değil hocam. Güzel bir benzetme. Çenebaz. Doğru hocam. Kavramsal tutarsızlık, paradoks. Çelişki. Doğru hocam. Mecazi anlamda fena halde azarlamak. Fırçalama. Değil hocam. Harf alayım. Haşlamak. Doğru hocam. Fransız kökenli opportunist kelimesinin Türkçe karşılığı hocam. Fırsatçı. Doğru hocam. Herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu heyecanla beklemek. Harf alayım. Harf alayım. Harf alacağım. Bulamadım. Harf alayım. Harf hocam, alayım. Askere gittiniz mi? Gittim. Sonunu beklemediniz. Bekledim. Gün saymak. Evet. Yani gün saymak. Hocam pervasızca sonunu düşünmeden ileriye atılmak. Harf alayım. Zor sorular bunlar. Pervasızca sonunu düşünmeden ileriye atılmak hocam. Harf alayım. Yani şeye baktığım zaman mesela Gomis de şeye öyle girmişti. Tolga'ya. Bodoslama. Evet. Hocam genellikle tatlı sabahları yeni uyanmışken sürülen sefa. Sabah keyfi. Şekerleme. Benzer. Harf alayım. Harf alayım. Bulamadım. Hocam siz yaparsınız bunu ya. Yok, harf alayım. Takıldım. Harf hocam, alayım. Yatakta ne yaparsınız sabah? Yatarım. Başka? Nedir onun adı? Harf alayım. Harf alayım. Takıldım burada. Yatak keyfi ya, evet, yatak hocam. Keyfi. Ya. Yani şunlara baksana ya. Tamam, yatak keyfi. Efendim, kelime oyununda karşımızda genç bir adam var. Büyük bir anchorman. Mert Öğün'ymiş. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunuz geliyor. Işığın %100'ünü yansıtan cilalı yüzeye sahip optik gereç. Harf alayım. Ayna. Congratulations. Bravo. Leylak rengi. Mor. Ha burada bir de şey var. Leylak rengi. Dört harfli beyefendi. Harf alayım. Harf alayım. Leylak rengi. Lüle. Değil. Lale. Lale, leylak. Harf alayım. Harf alayım. Bitti yani, soruyu alayım. Alayım, harfi de alayım. Evet, lila. Duymuş muydun? Duymuştuk da aklımıza gelmedi. Peki, efendim, kelime oyunu yarışmamız devam ediyor. Karşımızda genç, yakışıklı bir adam var. Zorlanıyor. Evet. Bu iş yırtık pantolonla yarışmaya katılmaya benzemez. Evet. Eski yarışma programı sunduğum günlere döndüm. Tamam. Hiçbir şekilde olayı sulandırmak,
örflerimize, adetlerimize yakışmayacak şekilde bir mütalaa ve tartışma bölümü olmayacak. Bu bir bilim sorusu olarak kabul et. Yavşak ne demektir? Evet, üçüncü soru geliyor. Çok zor bir soru bana göre. Göğün en yüksek yeri. Göğün en yüksek yeri. Göğün en yüksek yeri. Çok zor olduğunu kabul ediyorum bu soru. Ece. Harf alayım. Bir tane daha alayım. Alayım, onu da alayım. Senin rezilliklerin bir yere çıktı artık. Ayyuka. Yani? Ayyuka çıktı. Yani? Basile. Ayyuka. Ayyuk. Ayyuk. Evet. Yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal için anlaşmaya Kapora. Göre önceden ödenen miktar. Kapora. Yanlış. Kaporadır hocam. Yanlış. Peşinat. Yanlış. Yapılacak mal alma. Kapora verirsin. Peşinat verirsin. Bilemem. Şey alayım, harf alayım. Bilemedim. Bildiğim kelimeler arasında yok mu? Cevap veriyorum. Ece Hanım. Küçük, ağır bir top ve sopalarla 11'er kişilik takımlar arasında oynanan bir oyun. Küçük bir top. Okey. Yanlış. Küçük bir top, sopalarla. 11'er kişilik takımlar. Kriket. Bravo, tebrik ediyorum. Yasa dışı kazancı temize çıkarmak. Yasa dışı kazancı temize çıkarmak. Örneğin senle Allah korusun uyuşturucu işi yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Evet. Para atlamak, kara para atlamak. Para atlamak. Ne? Para atlamak. Yanlış. Ya para atlamak diyorsun da parasını at. Atlamak. Atlamak be oğlum. He. Güzeli çirkinden ayırma yoksunu. Güzeli çirkinden ayırma yoksunu. Yani ben. Nasıl siz güzelsiniz. Ben? Hayır hayır. Benim yaptım. Ben güzelle çirkini, şık kıyafetle çirkin kıyafeti ayıramam. Ben neyim? Hmm. Zevksiz. Aferin. Tebrik ederim. Ben kendi örneğimi vermesem bulamazsın sen bu soruyu. Sıradaki soru. Çok zor bir soru bence. Elindekileri iştenlikle paylaşan cömert. Harf alayım. Şöyle başlıyor. Bir tane daha ver. Harf alayım bir tane daha. Bilemedim. Geç. Pas. Gönlü bol. Zor bir soru. Birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme anlamındaki Arapça kökenli söz. Bak Mert. İyi niyetimi bilmem ne yapıyorsun. Suistimal dikkat. Etmek. Yanlış. Ver o zaman bir tane. İyi harfi geldi. İlki iyi. İyi. Bir tane daha ver. Pas. Bir öncekine geçelim. İstismar. Suistimal. İstismar. Ha, istismar. Evet. Mecazi anlamda büyük fayda ve çıkar sağlanan yer. Ya mesela bak, hani arpalık falan diyorlar ya, biz böyle bir yere kendimizi atalım kapağı. Böyle vıcık vıcık yağ olsun. Pis. Vıcık vıcık niye yağ oldu? Yağlı kapı. Yağlı. İnisiyatifi kullandım, bilmiş kabul ediyorum. Neymiş? Yağlı kapı. Cevap yağlı kapı mı? Yağlı kapı ne abi? Yağlı kapı bu anlama gelir. Ben öyle bir ya şey gelir ya. Tamam işte, tamam. Sıradaki tamam, soru, artık gelir. Bu tam senin soru. Bunu bilemezsen yarışmayı kaybedersin. Destek ve beğeni gösterisi. Tezahürat. Bravo, tebrik ediyorum. Ve son sorumuz. Mert kardeşim. Surat ve mimiklerdeki anlatım. Surat ve mimiklerdeki anlatım. Birleşik iki kelimeden meydana geliyor. Ver bakalım bir harf. Şu anda Ahmet Çakar'ın bilmem nesine baktığımızda çok endişeli bakıyor. Sıfat. Şu
şu anda Ahmet Çakar'ın nokta nokta noktasına baktığımızda çok endişeli olduğunu görüyoruz. Bir tane daha ver. 100. Güzel ifade ettin ama. Neyi ifade ettin abi? Bir şey bilemedim. Güzel ifade ettin. 100 ifadesi. Aferin. Yok sen sözel değilsin. Sen matematikçisin. Geçelim 10'da 10 bölümüne. Futbolculardan, yine geçmişte bizlerde iz bırakan futbolculardan Beşiktaşlı Metin Tekin. Genel performans hocam. 9. Futbol bilgisi. 9. Duruşu. 10. Basın ilişkileri. 10. Taraftarın gözünde. 9. Para performansı. Ne kazandılar ki? 9. Yaşam tarzı. 8. Karizması. 10. Herkes sarı fırtına olmak isterdi mi o yıllarda? Ne yakışıklı çocuktu. Yakışıklı, hala yakışıklı bir falan. Adam. 50 küsur yaşında ama hala çok yakışıklı. Karizması 10 dedik. Değeri hocam? 9. İz bırakması? 9. Metin Ali Feyyaz. 10 bence yani. Yani Metin Ali Feyyaz, Hakkı Yeten, Süleyman Seba gibi. 10'dur bence. Ben 9 diyorum. 10 kolay vermem. Peki. Kaç oldu? 9.2. Çok yüksek puan. Güzel puan. Hocam Galatasaray'dan Bülent Korkmaz. Defansta oynayan futbolcular genellikle çok konuşulmaz ve çok iz bırakmamıştır ama Bülent Korkmaz her haliyle Galatasaray'ın efsane futbolcularından birisi oldu. Genel performans hocam? 9. Futbol bilgisi? 10. Duruşu? 9. Basın ilişkileri? 9. Taraftarın gözünde? 9. 10'dur hocam taraftarın gözünde. 9 diyelim, 10 kolay değil. Para performansı? 10. Yaşam tarzı? 10. Karizması? 8. Değeri? 10. Bak düşün, bir UEFA şampiyonluğunda Bülent orada, dünya üçüncülüğünde orada, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı, o Steaua Bükreş maçında. Hocam bir maçta omzu mu kırıldı, omzu mu çıktı? Yarım omuzda oynadı. 10. İz bırakması? 9. 9.3. Hak ettiği puanlar. Hocam Rıdvan Dilmen. Genel performans? 8. Forma numarası? 8. Futbol bilgisi? 10. Duruşu? 9. Basın ilişkileri? 9. Taraftarın gözünde? 9. Taraftarın gözünde 10'dur hocam. 9 diyelim. 10 diyelim. Para performansı? 8. Fazla oynamadı Fener'de. Yaşam tarzı? 9. Karizması? 8. Değeri? Benim için mi? Fenerbahçe futbol için. İz bırakması? 10. Metin Tekin'le Bülent Korkmaz'a 9 verdiniz. Fenerbahçe'den Rıdvan'a 10 verdiniz. Ama Rıdvan sadece Fenerbahçe'de oynadı değil, sonraki medyadaki gücü ve yorumlarıyla da Fenerbahçe'de gözünde 10. Kaç oldu? 9.1. Bugün bol kepçeden dağıtıyoruz, bol keseden dağıtıyoruz. Ama hocam şimdi arkadaşlarımızın aldığı isimler de efsane isimler. Efsanelere vermişsiniz. Yani şuradan ben size söyleyeyim. Ağzını vermemişsiniz, doğru. 9'un altına verilecek bir Rıdvan'a 8 verdiniz. Onun dışında hep 9-10'dur yani. Bravo. Sevgili 10 numara muhabbet izleyicileri, lütfen kanalımıza üye olun, abone olun ve videolarımızı seyredin. Unutmayın.